Herkesin en merak ettiği sorulardan bir tanesi. Kripto paralar nasıl değerlendirilir? Avalanche, Solana, Ethereum, Axie Infinity, Curve gibi zincir ve uygulamaları nasıl değerlendirebiliriz ve hangi fiyatlara satın almak mantıklı? Genel olarak bu sorulara cevap arayalım. Öncelikle eğer daha önceki videoları izlemediyseniz lütfen ilk iki kısmı da izleyin çünkü burada bahsedeceğim birçok konsept onların üzerine ekleyerek ilerleyecek. Şimdi L1 zincirleriyle başlayalım. Temelde L1 zincirleri yani Avalanche, Solana, Ethereum gibi block zincirlerinin yaptığı çok basit 3 tane işlem var. Veri depolamak, üzerine yazılmış kodu yürütmek ve değer transferinin defterini tutmak. Bunu önce bir analojiyle ardından temel prensiplerden düşünebiliriz. Analoji olarak düşünürsek Google Cloud veya Microsoft Azure gibi bir cloud firmasını ele alabiliriz. Google Cloud'un görevi nedir? Diğer firmalardan gelen dağınık verileri depolamak. Bunları işlemek ve verileri gözlemleyip karar verecek kişiye yönelik yapılandırılmış veriler çıkarmak. Örneğin, sizin YouTube ana sayfanızı ele alalım. YouTube ana sayfanız nasıl tasarlanır? Hangi videoya tıkladınız? Mouse'u nereye hareket ettirip ne kadar süre orada tuttuğunuz? Seçtiğiniz videoyu ne kadar süre izlediniz? Hangi dakikaları atladınız? Bağlantılı olarak nelere tıkladınız gibi bir yapılandırılmamış veri vardır. YouTube'un sahibi Alphabet bu yapılandırılmamış verilerin hepsini sizin adınıza toplar. Bu verileri işler ve ardından korelasyon çıkarmaya başlar. Korelasyonun amacı şudur. Sizi ne kadar daha çok YouTube içerisinde tutabilirim? Ne zaman reklam gösterebilirim? Etkileşim oranı daha yüksek olur. Hangi saatlerde reklam gösterdiğimde tıklayabilir? Yani kısaca sizin verdiğiniz girdiler, işlenir, hesaplanır, ardından çıktı olarak reklam verenlere satılır. Şimdi buradaki benzerliği Ethereum, Avalanche ve Solana için kurabiliriz. Bu zincirler temelde uygulama geliştiricileri için ne satar? Blok alanı. Yani uygulama geliştiren bir kişi için para, NFT, veri transferi, hesaplama yapma, veri depolama alanı satar. Bütün bunlar için de siz Ethereum, AVAX, Solana ağına bir kira ödersiniz. Bu kira ağların değerini ve protokol gelirlerini belirler. Ne kadar fazla blok alanı kullanırsanız o kadar çok işlem ücreti verirsiniz. O kadar çok coin'e de ihtiyaç duyarsınız. Eğer Ethereum gibi bir para politikası yönteminiz varsa bu ücretin belirli bir kısmını yakarak deflasyon da oluşturabilirsiniz. Şimdi bu benzerlik kurarak bir düşünmeydi. Bir de daha fiziki parçalara ayırarak temel prensiplerden düşünelim. 3 amacı yani depolama, transfer, uygulama kısımlarını teker teker düşünelim. Önce uygulama geliştiricisi açısından bakalım. Ben herhangi bir blok zinciri üzerine uygulama geliştirmek istiyorum. Diyelim ki yeni Spotify'ı inşa edeceğim. Benim için önemli olan nedir? Kullanıcılarım için önemli olan neyse odur. Yani ne kadar hızlı veriyi işleyebilirsem, ne kadar ucuza sunabilirsem, ne kadar güvenilir olursa o kadar iyidir. Lütfen bu konuya dikkat edelim. Çünkü önümüzdeki dönemde birçok zincirin anlamsız geldiğini bu sebepten görebiliriz. Ben Spotify kullanıcısıyım diyelim. Kullanıcı olarak Spotify'ın hangi veri merkezini kullandığını umursar mıyım? Veri merkezlerinin ne kadar merkeziyetsiz olduğunu peki? Hiç zannetmiyorum. Benim için tek bir amaç var. Hızlı, ucuz, güvenilir bir uygulama olsun ve problem yaratmasın. O halde yeni bir müzik platformu kuracak yazılımcının da hedefleri aşağı yukarı bunlar olacaktır. Şimdi bu noktayı aklımızda tutarak bu zincirlerin nasıl 2-3 senede 10 ila 100 kat arttığına bir bakalım. Bu L1 zincirleri neden bu kadar değer kazandı? Çok basit şekilde Ethereum üzerinden bir örnek vereyim. Kullanıcılar Ethereum üzerine kurulan uygulamaları kullanmak için Ethereum satın aldı. Uygulamayı kuranlar işlemleri depolamak ve yazılımın çalışmasını sağlamak için Ethereum satın aldı. Bütün bunlar talep kısmını oluşturdu. Ethereum da bu ücretleri aldı ve bir kısmını yakarak deflasyon oluşturdu. Yani arzını azaltmaya çalıştı. Diğer aldığı protokol gelirlerini ise ağı doğrulayan bilgisayarlara ödül olarak verdi. Temelde L1 zincirinin değerini oluşturan şey tamamen bu. En basit şekilde biz blok alanı satıyoruz. O zaman şimdi şunu düşünelim. Bir önceki videoda şundan bahsetmiştim. Solana çok daha hızlı işlem gerçekleştirebiliyor ve çok ucuz. Fakat merkezi değil. Ethereum çok pahalı, yavaş fakat merkeziyetsiz. Bu problemi çözmek için Ethereum Rollup adı verilen bir sisteme geçiyordu. Rollup ile işlemleri L1 zincirinden L2 kısmına itiyoruz. Yani Rollup uygulamasını sağlayan kurum aslında 100 GB'lık veriyi 100 MB'a indirip L1 zincirine işliyor. Bu
aslında Ethereum için hem berbat hem muhteşem bir şey. Neden? İyi kısmı şu. Kullanıcı Ethereum zinciriyle muhatap olmak yerine direkt olarak L2 katmanındaki uygulama üzerinden bir sürü işlemini gerçekleştirebilir. Aynı biraz önceki Spotify örneğindeki gibi, yani siz müzik dinlemek için direkt Spotify'a gidersiniz. Onun kullandığı veri merkezi üzerinden müziği siz seçmezsiniz. Bunu gerçekleştiren zaten bir uygulama var. Hatta siz arka plandaki uygulamaları umursamazsınız bile. Bu umursamama kısmı çok kritik ve önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde Avalanche, Solana, Ethereum gibi L1 zincirleri için bütün network etkisini tersine çalıştırabileceğini düşündüğüm bir olay. Şuna dikkat edelim. Eğer Ethereum zinciri üzerinde bir L2 uygulaması bütün veriyi 1000 kat düşürüp 1000 kat daha hızlı ve ucuza sağlıyorsa ve bunun sadece binde birlik kısmını blok zincire işletme gereği duyuyorsa, o zaman bu Ethereum'un değerini düşürmez mi? Haliyle rollup uygulaması Ethereum'a daha az blok alanı için ödeme yapar. Daha az Ethereum tutar. Yani daha az kira öder. Zaten neden aksi bir olayı seçsin ki? Kullanıcı için en önemli şeylerden biri fiyat. O zaman uygulamayı yazan girişimci için de en önemli şeylerden biri maliyet. Yani herkes bağlantılı olarak en ucuz ve en verimli yöntemi arayacak. Bu senaryonun aynısını Avalanche, Solana için de düşünebiliriz. Solana neden bir yılda 100 katın üzerinde geri dönüş sağladı? Çünkü çok yeni bir zincirdi. Bundan dolayı milyonlarca kullanıcıya ulaşması daha kısa vakit aldı ve üstel bir şekilde büyüyebildi. Fakat asıl önemli olan Solana bambaşka bir teknolojiyle ortaya çıktı. Bu teknoloji sayesinde blok büyüklüğünü arttırdığı için çok daha fazla işlemi daha ucuza ve hızlı bir şekilde yaptı. Haliyle hem kullanıcı hem de girişimci ucuz ve hızlı olanı seçtiği için de bu zincir üzerine geliştirilen uygulama arttıkça Solana coin'inin değeri de artmış oldu. Yani birbirini besleyen iki tane döngü var. Peki biraz önce Ethereum için oluşturduğum senaryonun aynısını Solana için uygulayalım. Diyelim ki Solana'nın blok alanı doldu ki üzerine uygulama geliştirildikçe dolacak. O zaman Solana zincir üzerinde gerçekleştiren işlemlerin birim maliyeti anında artmaya başlayacak. Aynı Ethereum'a benzer bir şekilde. Başkalarıyla beraber açık arttırmaya girmeye başlayacaksınız. En pahalı işlem ilk sıraya alınacak. Ne kadar blok zinciri doğrulayan bilgisayarlar her sene çekirdek sayısını katlayarak gitse de bilgisayarların gelişme hızından daha fazla üzerine uygulama geliştirildiğinde ve kullanıcı sayısı arttığında blok alanı öyle ya da böyle dolacak ve bütün senaryo başa dönecek. Bu noktada ne olabilir peki? Aynı Ethereum'a benzer alternatif çözüm aranabilir. Solana diyebilir ki ben de rollup ile ölçekleneceğim, maliyet düşüreceğim ve işlemleri L1 zincirinden yani Solana zinciri üzerinden L2 katmanına itip orada gerçekleşmesine izin vereceğim. Böylece blok alanını boşaltacağım. Daha fazla işlemi daha hızlı şekilde yapacağım. Şimdi buraya kadar eğer dediklerimi net bir şekilde açıklayabildiysem direkt şu soruyu merak etmeniz gerek. Tamam da bu zincirlerin değeri önümüzdeki 4-5 sene içerisinde nasıl artmaya devam edecek? Veya neden artsın ki? Eğer uygulama geliştiriciler rollup ile daha ucuza, daha hızlı bir işlem yapabiliyorsa, Avalanche, Solana, Ethereum gibi L1 zincirlerine neden fazla kira ödesinler? Neden bu coinleri tutsunlar? Neden bu coinlere talep artsın? İşte matematik benim için burada kırılmaya başlıyor. İki değişken düşünün ve bunlar birbirinden bağımsız. Biri geliriniz, diğeri net marjınız. 1 trilyon dolar geliriniz olsun. Yani sizin üzerinizden 1 trilyon dolar para akıyor olsun. Fakat siz sadece bunun %1'lik kısmını alıyorsunuz. Yani net marjınız %1 ise işin sonunda 10 milyar dolar para kazanıyorsunuz demektir. Diğer senaryoda ise 300 milyar dolar geliriniz olsun ve %40 net marjınız olsun. O zaman siz burada 120 milyar dolar net gelir elde ediyorsunuz demektir. Sizce hangisi daha değerli? 1 trilyon dolar gelir üreten iş mi? 300 milyar dolar gelir üreten iş mi? Cevap tabii ki kar marjı yüksek olan değil mi? Gelir ve marjlar birbirinden bağımsız değişkenlerdir. İşte şahsen benim bu zincirlerle alakalı uzun sürede gördüğüm en büyük problem bu. Blok zincirlerin üzerine geliştirilen uygulamaların en büyük dezavantajı açık kaynak koduna sahip olmaları.
var. İsteyen herkes sizin uygulamaya yazdığınız kodu görüp bunu anında kopyalayabilir. Yani normal dünyada sahip olduğunuz telif hakları, iş sırları, rekabet avantajlarının burada bir önemi yok. Tek bir rekabet avantajı kurabilirsiniz, o da network etkisi. Ne kadar çok kullanıcı kullanır ve vazgeçmek istemezse o kadar rekabet avantajına sahip olursunuz. Bu sürekli iOS kullanmış birinin Android'e geçmesi kadar zor bir şey değil. Çünkü değişim maliyetiniz sıfır. İstediğiniz an uygulamayı değiştirebilirsiniz. Nerede daha ucuz, iyi, hızlı ona geçersiniz. Bu durum bütün uygulamaların marjı aşırı derecede düşüren bir olay. Çünkü siz Apple Store gibi ben %30 komisyon alıyorum diyemezsiniz. Veya YouTube gibi %50 komisyonla çalışamazsınız. Yoksa Web 3.0 dünyasında biri sizi kopyalar ve %10 komisyon ile aynı platformun birebir aynısını kurar. Kullanıcıları çekmek için de ilk gelenlere coin'i verir ve pazarlamasını da onlara yaptırır. Ardından bütün kullanıcıları taşır. Başka bir rakip gelir, %5 komisyon ile aynısını yapar. Başka bir rakip gelir, %1 komisyon ile aynısını yapar. Ta ki denge noktaya ulaşıncaya kadar. Anlatmak istediğim şu: normal bir firmayı değerlendirirken marjların kalıcılığını tespit ettiğimiz rekabet avantajları burada tamamen silinmiş durumda. Örneğin Axie Infinity'nin marjı %4.7, Curve'ün %2. Bunlar aşırı düşük marjlar. Fakat çare yok, çünkü oyunun kuralları kullanıcı lehine ayarlanmış durumda. Bu da yatırımcı için iyi bir şey olmayabilir. Arabalar da muazzam bir araçtır ve insanlığa faydalıdır, fakat araba firmasına yatırım yapıp para kazanan çok insan olduğunu düşünmüyorum. Yani kar marjı hayatidir ve gelirlerden bağımsız bir değişkendir. Haliyle bu uygulamaları değerlendirirken aşırı dikkatli olmakta fayda var. Şimdi her şeyi özetlemek gerekirse, L1 zincirlerini üzerine kurulan network etkisiyle değerlendirmeniz mümkün. Üzerine ne kadar uygulama kurulursa o kadar çok kullanıcı, o kadar çok gelir diyebilirsiniz. Fakat temel prensiplerden düşündüğümüzde siz de fark etmiş olacaksınız ki kullanıcı sayısı ve üzerine geliştirilen uygulama sayısı doğrusal olarak sizin gelirinizi arttırmayabilir. Ayrıca aldığınız marjlar da aşırı düşük. Peki bu zincirlerin hiç mi bir değeri yok? Tabii ki var. En azından daha kısa sürede bakarsak Ethereum'un EIP-1599 protokolü ve Proof of Stake sistemine geçmesiyle arz şoku yaşayacak olması katalizör olarak görülebilir. Diğer tarafta ise Avalanche ve Solana gibi zincirler gelirinden daha hızlı bir şekilde coin dağıtıyor. Bu enflasyonu korumasının tek bir yolu var: daha yüksek talep üretebilmek. Talep kısmını aynı hızda ve aynı marj ile üretebilirler mi? Uzun süre için açıkçası çok emin değilim. Bundan 5 yıl sonra hangi zincir başarılı olur derseniz, en iyi ihtimalle şunu söyleyebilirim: tek bir zincirin olmayacağı kesin. Önceden Ethereum gibi net tahmin yapılabilen dünyada şu an o kadar çok değişken uygulama var ki geleceğe dair tahmin yapmak gerçekten çok zor. Peki L1 zincirler değil de L2 uygulamaları nasıl değerlendirilmeli? Bunlar görece daha basit, çünkü Curve, Axie Infinity, Uniswap gibi her bir uygulamanın gelir tablosu var. Aynı birer firma gibi bunların kar marjına bakarak firma değerlendirir gibi indirgenmiş nakit akışı modeli çıkarabilir. Yani bu uygulamaları finansal olarak modellemek daha kolay. Aşırı zor olan şey ise şu: hangisinin rekabet avantajının başarılı bir şekilde korunabileceği. O kadar çok fazla rekabet var ki ve kurallar kullanıcı lehine o kadar çok tasarlanmış durumda ki, böyle bir düzende herhangi bir kapitalist nasıl pay alabilir emin değilim açıkçası. Şu anda bol likidite, aşırı ilgi, spekülasyon ile her şeyin değerinin artması illüzyon oluşturuyor. Kolay para kazanabilmek bileceğinizi düşünüyorsanız maalesef o dönemi kaçırdığınızı düşünüyorum. Çünkü artık akıllı para buraya akıyor ve sadece bu yıl 23 milyar dolara yakın para kripto dünyasına aktı. Yani şu noktadan itibaren dikkatli ve seçici olmakta fayda var. Gerçekten anlamadığınız, rekabet avantajını tespit edemediğiniz L1 zinciri ve L2 uygulamalarına para yatırmak spekülasyon da değil, aptallık olacaktır. Çünkü rakipleriniz sizden 100 kat daha bilgili. Bu demek değil buradan para kazanabilirsiniz. Para
kazanılamaz. Tabii ki mümkün. Fakat aynı hisse senetlerinde olduğu gibi rasyonel karar verme, bilgi seviyesi, finans eğitimiyle öne geçilebilir. Benim subjektif düşüncelerim ise şu şekilde. Bu söylediklerim belki kısa bir süre sonra bile mantıksız hale gelip çürütülebilir ve bir dahi muazzam bir rekabet avantajı keşfedebilir. Veya açık kaynak kodlu uygulamaları gizleyip avantajları korunabilir. Teknoloji o kadar çok hızlı değişiyor ki şu an sıkı sıkıya fikirler oluşturmak yapılabilecek en yanlış şeylerden biri olur. Şahsen sektörle beraber ben de her gün bilgimi arttırmaya ve yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü altınızdaki zemin her gün biraz daha kayıyor ve yetişmek gerçekten zor. Umarım durumu kısaca özetleyebilmişimdir. Benim portföyüme, aylık yazdığım bültenlere, soru cevap videolarına, makroekonomik, firma analizleri raporlarına ulaşmak için Patreon'dan destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.